enerjik bir kız. Dışa dönük, sosyal. Bizimki bir ara dalgalanmış. Geçmişte görüşmeleri aksattığı olmuş. Daha sakin, bunu toplayacak biri daha uygun olur. Psikoloğa ne dersin? Hem aklı başında hem ağır başlı bir kız. Mahrem yapıyı takip eden mekanizma kat'i suretle örgüt içerisindeki askeri yapılanmada olduğu gibi örgüt dışı evlilik yapamaz. Eğer örgüt dışı evlilik yapıyorsa o da o işlerden el çektirilir. Farklı işlere kanalize edilir. Mümkün mertebe daha önce görüşmüş olduğu mahrem kişilerle görüşmüyor durumuna çekilir. Ailesinde bizden kimse yok. Dershane, okul, gazete. Hiçbir görünür bağlantısı yok. Ablaları özenle yetiştirmiş. Görevlerinin bilincinde akıllı kız. Biz bir aileyiz. Ailemizi yabancılara emanet edemeyiz. Değil mi? Ne zaman tanışacağım? Ne güzel çalıyor değil mi? Spor yapar mısın? Pek değil. Sen yapıyorsan eşlik ederim ama. Pensilvanya'ya gitmesin, doğru mu? Evet. Göreve kabul edilince davet ettiler. Bizzat Hoca Efendi ile oturma şansım vardı. Ne kadar şanslısın. Bana da nasip olur inşallah. Çok merak ediyorum. Nasıl biri? Biraz anlatır mısın? Çok güzeldi her şey. Ben daha oraya gittiğimde zaten çok heyecanlıydım kapıdan girmeden. Bak, kapıdan girerken o heyecanlıysa. Çocukların isimlerini direkt Gülen veriyor. Şöyle, özellikle askeri personelin çocuklarının ismi işte çok böyle İslami içerikten mahrum isimler olması lazım. Yani Berkecan olması lazım mesela yani. Onurcan olması lazım. Belli şeyleri değerlendirmeden kabul etmeye başlıyorsunuz. Daha sonra ben bunu elimden geldiği kadar defaatle de anlattım ama bizim kimliklerimiz elimizden alındı. Yani tabii ki nüfus cüzdanlarımızı falan almadılar da kimliklerimizi elimizden aldılar. Tabirini şu şekilde kullanıyorum ben. Bizim bir kimliğimiz yok. Biz birisi değiliz. Bizim arkadaşlarımız yok. Mesela benim şu an hala hiçbir eşim, dostum, arkadaşım yok yani.